Sevgili Balkanlar TV izleyenleri, yine Balkanlarla ilgili önemli bir standdayız. Kosova standındayız ve yanımızda bir dostumuz var. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Refik Nebiu, Kosovalıyım. Kosova'nın Turizm Derneği'nin müdürüyüm. İlk defa Kosova olarak Emit Fuarı'nda bulunuyoruz. Burada üyelerimizle beraber Kosova'yı tanıtmak amaçlanıyoruz. Oteller, kayak merkezi, restoranlar. Yani Kosova'da yeni bir devlet olduğu için tanınmıyor. Ayrıca burada bir uluslararası bir fuar olduğu için sadece Türkiye'yi tanıtmak amaçlamıyoruz. Burada uluslararası ziyaretçiler olduğu için diğer ülkelere de bir pazarlama yapmak istiyor, tanışmak istiyoruz. Kosova'yı mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir devlet. Özellikle Türkler için Osmanlı bir tarihi bulunur. Yani eski tarihi görmek isterlerse güzel tarihi eserlerimiz var. Yani Prizren'i görmeleri mutlaka. Prizren Kosova'nın ikinci en büyük şehri. 200 bin nüfusu var. Çok sıcak bir şehir. Çok tarihi eserleri var. Evet. Türkiye'den çok geliyor ziyaretçiler. En çok Prizren'i ziyaret ediyor. En fazla Prizren'e. Priştine'ye geliyorlar. Uçakla genelde vize yok. Evet. Priştine iniyorlar. Prizren 40 dakika Priştine'den. Konaklaması genelde Prizren'de yapıyorlar. Prizren'de 3-4 gün geçiriyorlar. Ayrıca Kosova'nın Arnavutluk çok yakın. Yani yarım saat. Ayrıca Üsküp de yakın diğer tarafta Makedonya. Orada da vize olmadığı için. Evet. Bir üç tane devlet gezebiliyorsun kısa bir zaman için. O yüzden de buraya geldik. Umarız yani faydamız da olur. Peki Türkiye'den gelen misafirler şu anda turist olarak en kalabalık diyebilir miyiz Kosova'daki turist sayısı olarak? En çok nereden turist alıyor Kosova? Turist şimdi bizim komşu ülkelerimizden geliyor. Mesela kayak merkezi tercih ediliyor şimdi kışın. Mesela burada Arjana Mountain Resort var. Ondan Arnavutluk'tan çok geliyor. Sonra Türkiye'den de geliyorlar. İkinci vize olmadığından dolayı. Bir de Türkleri de seviyoruz. İnanıyorum ki yani Türkler de bizi seviyorlar. Ondan da bir bağ var yani aramızda. Çünkü Türkler için önemli olan bir padişahın, Murat Hüdavendigâr Han Hazretleri'nin evet. Türbesinin bulunduğu Prizren şehri tarihi Priştine'yle ve tarihi köprüleriyle, camileriyle. Paşaların yaptığı camiler. İşte Prizren'de gördüğünüz Sinan Paşa Camii var. Evet. Çok ünlü, çok eski bir cami. O da Prizren'de bulunuyor. Burada gördüğünüz, burada Kosova'nın milli kütüphanesi. Orada kışın turizmin şey yaptığımız. Yukarıda gördüğünüz orada Prizren. O da yukarıda kale. Bütün şehir yukarıdan görebiliyorsun. Gördüğünüz bir otantik bir havası var. Sıcak bir şehirdir. Bizler Balkanlar TV olarak yazın Kosova'da dedik. Özellikle İpek şehrinde bir iftar yaptık ve Prizren'i ziyaret ettik. Murat Hüdavendigâr Han Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettik. Balkanlar TV olarak Kosova'yı biz de tanıtmaya çalışıyoruz. Balkanlar TV izleyenlerine son olarak bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok teşekkürler. Son olarak Kosova'yı bekleriz. Uçak biletleri çok ucuz. Bizde standart da ucuz olduğu, çok gelişmiş bir ülke değiliz. Gelişmekte olan bir devletiz. Yani bir turizm Kosova'da güzel bir hafta sonu, bir 3-4 günlüğüne geçirebilen bir devlettir. Fiyat olarak da çok uygunuz. Yani gelişmiş ülkelerin büyük bir bütçe yani olmasına gerek yok. Yani Kosova'da çok farklı, çok güzel bir küçük tatil yapılabilir. Bununla ilgili hafta sonları için özel turistik tarifler var değil mi? Mesela diyelim ki cumartesi gelinip bir gece kalınıp uçak biletiyle birlikte konaklamalı çok uygun organizasyonlar var mı? Evet var. Var yani İstanbul Priştine uçak bileti gidiş dönüş nereden baksan 100 euro, 110 euro. Konaklamada 30 euro yani aşağı yukarı. Yemekle zaten biz et çok tüketiyoruz yani etçiyiz. Çok lezzetlidir de. Evet çok yakınız. Ondan sonra işte çok küçük bir bütçe yani yemek günlük mesela bir örnek versem 4 euro.
çok güzel bir öğle yemeği yenebilir restoranlarda. Ondan dolayı yani sadece yüksek, yani bütçesi yüksek olan insanlara hitap etmiyoruz. Yani daha genel olarak herkes gelebilir Kosova'ya. Kosova ucuz bir ülke. Herkes Kosova'ya gelsin diye. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz beyefendi sizlere. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim size. Size de kolay gelsin. Hayırlı fuarlar diliyoruz efendim. Teşekkürler.